Sevgili seyirciler, kahve molasına hoş geldiniz. Artık 2018 yılının son haftasıyız ve piyasalar tabii ki özellikle Amerika'dan kaynaklanan bir sürü gelişmeyle sarsıldı. Aralık ayında özellikle borsalar açısından sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Biz de piyasalara bakalım. Evet, borsayla başlıyoruz. Borsa, BIST 100 aslında küresel anlamda diğerlerine göre daha iyi durumda. Özellikle dün, önceki gün iyi performans gösterdi. Bugün de 90.882'de. Bu arada özellikle Amerika borsaları ve birçok borsanın da artık Noel tatilinde olduğunu hatırlatalım. Devam edelim, kurlara bakalım. Evet, dolarda bir çözülme var. 5.28, euro 6.02. Kurlar tarafı da aslında yılbaşından sonra özellikle yine Amerika'daki faiz politikalarıyla ilgili seyirle yön değiştirecek. Bu hafta böyle devam ediyoruz. Altına bakalım, emtia tarafında. Altın tabii ki özellikle borsalar ve kurlarda böyle bir piyasa olunca altında hafif yukarı hareket var. Gram altın 216 lira, çeyrek 354. Petrole bakalım. Petrol bizim için kritik. Bugün yükselişte ama aslında birkaç ay öncesine göre neredeyse 30 dolar aşağıda. Bugün 51.32 Brent petrol. Herhalde normal petrolde 42 dolar seviyesinde. Faizlere bakalım. Faiz tarafında son 2 ayda gerilemeler oldu ama bugün hafif yukarıda yatay seyrediyor. Tahvil 20.93, repo 25 seviyesinde. Evet, şimdi dün malum asgari ücret belirlendi. Aslında beklentilerin üzerinde bir artış oldu, %26'nın üzerinde. İş dünyasının da bu konuda beklentileri vardı, onlar da karşılandı. Ama biz şimdi asgari ücretle ilgili haberimizi izleyelim. Asgari ücret tespitinin 2020 lira civarında olması, netleşen oranlarıyla oran itibariyle de %26 civarında kapanıyor olması çok olumlu bir gelişme oldu. Yani işi dünyası için ve hem de işveren dünyasının bu konuda hakikaten bakışının ve katkılarının olması açısından. Ben olumlu bir gelişme olarak alıyorum. Yani enflasyon oranlarının üzerinde bir oranla, ama yeter mi derseniz tabii ki yetmez. Yani bugün işçi dünyasının, daha doğrusu bütün bu ücret gelirleri açısından, ama çok olumlu bir nokta. Çünkü bu toplam ekosistemine bakıldığı zaman zorluklar, kolaylıklar, artık zorlukların kolaylıkları hakikaten el verdiği, yer verdiği bir süreç olmasını diliyoruz temenni olarak da baktığımız zaman. Bu yaraların sarılması anlamında da ben iyi bir katkıda bulunan bir nokta olduğuna inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da gerçi açıkladı. İşverenin de yani daha önemli bir üretim gücüne sahip olması, katma değeri yüksek, daha önemli iş yapma ve yatırım yapma iştahını da bu anlamda destekleyebilecek şekilde bir takım teşviklerin de verilmesini ben önemli tabii özellikler olarak görüyorum. Bu şeyi de aldık mesajları nihayetinde. Bunu da olumlu bir gelişme olarak görüyorum Yılmaz Bey. Yani şu ana kadar alınan bütün piyasalar için gerek tedbirler, gerekse teşvikler, bunların toplamına bakıldığı zaman iş dünyası gerçekten yani verilen bu desteklerden memnun. Evet, TÜSİAD Başkanı genelde olumlu karşıladı ama diğer iş dünyası örgütleri de öyle. Asgari ücretle ilgili gelen yükü hükümet büyük ölçüde 2019 için üstlenmiş durumda. Şimdi sektörel güven endeksleri açıklandı. TÜİK araştırması. Malum özellikle son aylarda bir düzelme var. Sektörel güven endekslerinde inşaat, perakende ve hizmet endekslerinde yükseliş var. Bununla ilgili haberimizi izleyelim. Ekonomideki dengelenme süreci piyasalara güveni artırıyor. TÜİK sektörel güven endeksleri araştırmasına göre Aralık ayında ana sektörlerdeki beklentiler büyük ölçüde düzeldi. Buna göre hizmet sektörü güven endeksi 12. ayda %2,2 oranında artış kaydetti ve %81,5'e yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ise bu dönemde %6,3 artışla %96,4 olarak gerçekleşti. Kasım ayında 56,6 olan inşaat sektörü güven endeksi ise Aralık'ta %2,1 oranında azalış gösterdi. Böylece 55,4 değerini aldı.
Sevgili seyirciler, 2018 yılı aslında bütün borsalar için ciddi sıkıntılı bir yıl oldu. Yani öyle rakamlar var ki kayıplar açısından 18.2 trilyon dolarlık bir kayıp. Özellikle de Aralık ayı kayıpların en yoğun olduğu yıl oldu. Aslında her yıl Aralık ayında bir rally olurdu. Bu sene öyle olmadı çünkü malum küresel dengelerde değişmeler var. Şimdi bu konuyla ilgili haberimizi izliyoruz. My fellow Americans. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın fitilini ateşlediği ticaret savaşları, artan küresel kriz söylemleri, 2018 yılını piyasalar açısından kabusa çevirdi. Borsalar son 10 yılın en büyük kayıplarını verdi. Küresel borsalarda hisse senedi yatırımcıları Ocak 2018'den bu yana 18.2 trilyon dolar kaybetti. Dünyanın gayri safi milli hasılasının 75 trilyon dolar olduğu dikkate alındığında borsalardaki kaybın bunun dörtte birine ulaştığı görüldü. Borsalardaki düşüş dünyanın 500 büyük girişimcisinin elindeki sermayenin de 511 milyar dolar azalarak 4.7 trilyon dolara inmesine neden oldu. Listenin başında bu yıl 53 milyar dolar kaybeden Amazon'un sahibi Jeff Bezos yer aldı. Piyasalar özellikle ABD-Çin ticaret savaşında ateşkes ilan edileceği beklentisiyle tutunmaya çalışırken bu konunun netleşmemesi de gerilimi hızlandırdı. Konunun ilk kez gündeme geldiği Arjantin G20 zirvesinden bu yana dünya borsaları 6.5 trilyon dolar düşüş yaşadı. Şu ana kadarki performansıyla 2018 yılı borsaların 2008 finansal krizinden bu yana en çok kayıp yaşadığı yıl olarak tarihe geçti. Sevgili seyirciler, kahve molasının bugünkü konuğu Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emin Üstün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biz tabii ki ekonominin temel dinamiği inşaat, gayrimenkul sektörü. Bu yıl özellikle Kasım ayında bir düşüş var ama yılın tamamında geçen seneyle aynı seviyede bir performans var. Evet. Yine de son ay verilere baktığımızda ne görüyoruz? İpotekli satışlarda düşüş çünkü faizler yüksek. Evet, faizler yüksek. Siz sektörle ilgili nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Devamında da sizin konut satış sisteminizi konuşacağız. Yani sektör tabii bir dönem yaşıyor şu an. Bu dönemi inşallah kolay bir şekilde atlatır. Evet. Tabii çok konut stoğumuz var Türkiye'nin. Evet. Konuta da ihtiyaç var. Bu ihtiyacın giderilmesi lazım. Bu giderilmeyi işte müteahhitler, bankalar, değişik sistemlerle çözülmeye çalışılıyor. İnşallah çözülmek suretiyle Türkiye'nin birinci sektörü olan konut sektörü, inşaat sektörü yine önü açılmış olur. İnşallah. Çünkü İnşallah. Büyümenin önemli bir Tabii. kalemi değil mi? Birçok kol, birçok sektör buna bağlı çalışıyor. Türkiye. Sanayi de ona bağlı, Sanayi çarkları evet. dönüyor. Peki o zaman bu son dönemde faizlerin yüksekliği nedeniyle ortaya evet. çıkan tabloya geçelim. Siz aslında Türkiye'de bu satış sisteminin el birliği dediğimiz evet. Sistemin kurucusunuz, evet. kurucu markasısınız, kurucu şirketisiniz. Bizim de orta sınıfın ve biraz daha aşağısının konut edinmesinde evet. faizler engel Tabii. oluyor. Konut fiyatları Tabii. yüksek, faizler yüksek olunca konut Tabii. alamıyorlar. Alamıyorlar. Siz bu sistemi bize bir anlatır mısınız? Nedir el birliği? Tabii şimdi el birliğini biz 30 yıla yakında uyguluyoruz. İlk çıktığımızda otomobille başladık bu işi. Emin otomobil olarak devam ediyor. Devam ediyor. O dönemde enflasyon yine böyle yüksekti, daha fazla yüksekti. %60'lar, %70'ler. Aylık enflasyonların %6 olduğu. %6 olduğu dönemde. Böyle bir dönemde ihtiyaçtı bu iş. Ayrıca herkes bankadan otomobil alamıyor. Herkes bankadan konut alamıyor. Hı-hı. Hem faizin yüksek olması hem de o krediye uygun diye, o krediye uygun olmadığı için insanlar normal yollardan, bankalardan otomobille konut alamıyor. O zaman vadeler de yoktu. Vadeler de yok. Bizim öyle bir dönemde işte bu el birliği sistemini uyguladık. 20 milyona stajyer olan vardı 90'lı yıllarda. 20 milyondu. Bunu vadeli alabilirseniz 20 ay vadeyle çok mutlu oluyordunuz ama 40 milyona mal oluyordu. Yani iki otomobil bedeli ödenmiş oluyordu. Böyle bir dönemde el birliği sistemiyle biz bunu 25-26 milyona vatandaşın eline mal ettik ve böyle bir talep oldu. Ciddi bir taleple Türkiye'de Emin Otomotiv
o dönem bir ihtiyacı gidermek için. Yani bir model öyle kuruldu. Böyle başladı, evet. Ve tabii 2006'ya geldiğimizde artık otomobil işi yavaşladı. Biz bunu konuta uyarladık. Konutta da bugüne kadar 45 bin insanımızı konut sahibi yaptık. Çok. Ama bugün faizlerin yüksek olmasıyla daha ihtiyacı oldu el birliği sistemine. Ha, son dönemde talep tabii tekrar size yöneldi. El birliği sistemine daha ihtiyaca binaen fazla bir talep oldu. Bu talebe cevap vermek için de biz sistemimizi ve şubelerimizi buna hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Sistemin nasıl çalıştığını kısaca bir özetleyelim. Tabii buradaki bütün mesele el birliği oluyor. Burada alacağınız konutun fiyatını tespit ediyorsunuz. Ben diyorsunuz 200 bin liralık bir konut alabilirim. 100 ayda ödersem ayda demek ki 2 bin lira ödeyeceğim. Bu şekilde sisteme dahil oluyorsunuz. Ve biz diyoruz ki burada eğer %10 peşin verirseniz birinci ayda alabilirsiniz. 100 ay beklemeyeceksiniz. 37. ayda alabilirsiniz gibi böyle bir sınırlama getiriyoruz. Ve o dönem içinde insanlar konut sahibi oluyor. Yani imkana göre şartlarına geliyorsunuz. Evet. Peki siz şirket olarak otomotiv ve konut, söylediğiniz güzel rakamlar var. Şu anda aylık bakarsak, evet, talep nasıl? Yani biz mesela kaç kişi geliyor, kaç kişi ay, katılıyor, kaç kişiye bir şeyler bu teslim ay, ediliyor? Bu ay, yani Aralık ayında 3600 otomobil ve konut talebi aldık. Talep aldık. 3600 adet. Bu da takriben 450 milyonu yakalıyor. Yani ay sonuna kadar bunu 550 milyona inşallah. Teslim tarafı? Teslim tarafında ayda 200 milyon liralık konut ve otomobil teslimatımız oluyor. Biz her ay piyasaya 200 milyon TL 100 bin kişiden payı topluyoruz. 1000 kişiye otomobil ve konut veriyoruz. Güzel. Yani burada mikro krediler toplanıyor. 1000 kişiyi konut, 600 kişiye otomobil sahibi yapıyor. Peki Emin Bey, burada risk tarafına bakalım. Şimdi biz tabii. Hani sizler anlatıyorsunuz ve yıllardır uygulanıyor. Şimdi bu model çoğalırsa, gelişirse, başkaları istismar ederse ne olur? Hani tabii, firma olarak söylüyorum. Ya da siz hukuki altyapısıyla ilgili ne önerirsiniz? Çünkü yani, siz bu sistemin bozulmasını istemezsiniz. Tabii biz bundan hem biz istifade ediyoruz hem insanımız istifade ediyor. Türkiye'de biliyorsun kooperatifçilikte de istediğimiz şekilde netice alınamadı. Neden? Suistimaller oldu. Randıman vermedi. Çalışmalar düzgün olmadı. Ama inşallah bunu ticaret kanununda bir yer edinmek suretiyle, hı hı, sistemi bu uygulamalara da nazar itibarı almak şartıyla bir sistem getirilebilirse bu iş böyle herkesin yapabileceği bir iş olmamış olur. Yani belli teminatı olması teminatı lazım. Teminatı olmalı, sistemi bilmeli, sistemi anlamalı ve sistemin belli bir hesap. Taahhütlerinde bir sınır olması tabii lazım. Tabii. Sistemle ilgili, bir taahhütleriyle ilgili devlete karşı da bir sorumluluk olmalı. Öyle olursa aslında bizim bir tarafta konut üretiminde iyiyiz ama satışı tıkanıyor zaman tabii, zaman. Tabii. Mesela Türkiye'de pazar konusu. Peki, biz pazar oluşturmuş oluyoruz. Anadolu'da ya da İstanbul'da sizin müşteri kitleniz aşağı yukarı ortalama ne kadarlık? Anadolu'da konutlarda? Bu 100 binden 250 bin arasında. Hı hı. İstanbul'da biraz rakam büyüyor. Hı hı. Ama İstanbul'da ikinci el konut daha ziyade müşteriler daha uygun fiyat oluyor, onları arz ediyor. Anadolu'da da müteahhitlere bir ilaç oluyor bizim sistemimiz. Müteahhit evini yapıyor. Emin evimden 6 ay sonra bile, 1 sene sonra bile evini almış olsa, vatandaş, hı hı, parasını almış olsa, müteahhit onu erken şekilde dairesine vermiş oluyor. O zaman satışta tıkanan müteahhit de size gelmeye tabii, başladı. Müteahhitler şu an Anadolu'da işbirliği yapıyoruz, el birliği yapıyoruz. İstanbul'da da el birliği yapıyoruz. Evet, çok güzel. Peki burada mesela o zaman yani kiracı dediğimiz, kiradan kurtulmak isteyen bir dar gelirli. Tabii. Asıl hedef kitle orası değil mi? Türkiye'de bir 10 milyon insan konut ihtiyacı var. Aslında biz, bulsa o şeyi, tabii, fiyatı ve taksit miktarını alacak. Büyütebilsek bu 100 bin değil de milyonluk havuzda haline gelse Türkiye'deki konut problemi çözülmüş olur. Büyük ölçüde çözülmüş olur. Evet. Zaten kentsel dönüşüm var, bir sürü değil mi, yapılması gereken işler var. Peki otomobil tarafı da devam ediyor mu? Tabii, ağırlık olarak şu an nasılsınız? Otomobilde de adet olarak 3'te 1 otomobil, 3'te 2 konut aylık. 600'e yakın otomobil var bu ay teslimatımız. 1000'e yakın da konut teslimatımız var. Evet, çok güzel. Peki siz az önce riskleri konuştuk ya, bununla ilgili öneri götürdünüz mü? Yani tabii biz değişik resmi kanallara. Devletin de bu konut işine çözüm bulma çabası var. Bu tabii değişik bir şey, yeni bir şey Türkiye'de. Bu el birliği modeli hakikaten dünyada da ilgi çekti. Malezya'dan bile gelip incelediler bu sistemi. Bu sistem resmi makamlara, belli yerlere ulaştırıldı. İnşallah önümüzdeki günlerde bu işin bir çözümünü üreteceklerini düşünüyorum. Peki başka alanlara uygulanabilir mi? Kısaca ondan. Tabii el birliği modelinde biz enerjiye de uygulayabiliriz ve uyguladık. Tarıma uyguladık.
inşaata uyguladık. Efendim bu uygulamalar sanayide olabilir. Sanayide olabilir, el birliği olabilir. İnsanlar el birliğiyle fabrika yapabilir. Bu fabrikayla da üretim yapmak suretiyle. Ama diyorsunuz ki bir asgari şartların oluşması lazım ve altyapının olması lazım. Evet. Bunun bu işin kurucusundan bu önerinin gelmesi de tabii ben de arzu ediyorum ki bu devam etsin. Siz bu işten kimse de mağdur olmasın. Belki de benzer yapıların çoğalmasından dolayı bunu söylüyorsunuz. Tabii burada bilen insan yapmalı. Bir işi tamamen olay kurallarına uygun olmalı. Anladım. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sevgili seyirciler, kahve molasından bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere.